19. lema 5. nüktede geçen iktisat, izzet ve cömertliktir. Hısset ve zillet, ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Vecizesini nasıl anlayabiliriz? Evet. İnsanların oluk oluk israfa gittiği, elindekilerini artık kâfi görmediği, hırsla her şeye saldırdığı ve manen zillete, direnciliğe düştüğü bir zamanda yazmış bir eser. 19. lema, İktisat Risalesi. Şimdi burada üstadımız başından geçen bir olayı anlatıyor. İki okka bal geliyor. Üstadımız ısrarla istinasını bozmamak manasında almayayım diyor. Sonra karşıdakiler de bu manada ısrar edince üstadımız abilere belli bir kısmını veriyor, kendisi de belli bir kısmını alıyor. Allah rahmet eylesin. O zamanki abiler almışlar kısa bir zamanda birbirlerine ikram etmek. Ondan sonra da böyle kuvve-i zayikayı okşamak noktasında kısa bir zamanda bitirmişler. Üstadımız ise bunu hem iktisatla kullanmış, hem her günde istifade etmiş. Ramazan olması hasebiyle de Ramazan'da da diyor bunlar. Sonra bittikten sonra da abilerin onlar da ayrıca ikram etmeye başlamış ve bu ifadeyi orada kullanıyor. İktisat nedir? İzzet ve cömertliktir. Sen elindeki nimetleri, imkanları, gelirini mesela güzel bir şekilde kullandın mı? İktisatla kullandın mı? Yerli yerine kullandın mı? İhtiyaç olmayan bir şeye masraf yapmadın mı? Hakikaten ihtiyaç olan bir şeye masraf yaptın mı? O zaman sende devamlı ne olur? Nimet olur. Allah sana böyle bir ihsanda bulunur. Çünkü 4. nüktede, bundan evvelki nüktede la ya'ulu men iktasede diye o hadis-i şerifi izah ediyor. Yani iktisat eden bir insan maişetçe aile belasını çekmez diyor. Demek ki aile belasını çekmek çok gelire ya da az gelire bağlı bir şey değil. Aile meşakkatini çekmek israfa bağlıdır. Aile meşakkatini maddi olarak geçim itibariyle çekmemek iktisada bağlı bir şeydir. Allah'ın koyduğu bir kanundur. Kafir de riayet etse, mümin de riayet etse, kim riayet ederse etsin iktisada Cenab-ı Hak evine bereket verir. Bir elmayı kafir de ekse çekirdeği uygun bir zamana ve zemine ona ağaç verip meyve verdiği gibi kafir olsun mümin olsun fark etmez. Aynı şekilde iktisat çekirdeğinde kim ekerse Cenab-ı Hak ona aile belasını çekmeme meyvesini veriyor. Maişet itibariyle. Doğru mu? Şimdi buraya tekrar baktığımız vakit. İktisat nedir? İzzet ve cömertlik. İktisat eden bir insan doğru gördüğü yere de cömertçe davranabilir. Değil mi? Çünkü niye? Zaten bu adamın nimet dağıtma, ihsanda bulunma, ikramda bulunma özelliği olur. İmkan var çünkü elinde. Ne kadar geliri az bile olsa ona göre davranan, iktisat eden bir insan ne devamlı elinde bir imkan var. İzzettir, kimseye el açmaz. Değil mi? Hani diyoruz ya merdena merde Cenab-ı Hak elimizi uzatmasın diye. Ha. Peki hısset ve zillet nedir? Kim zillete düşer? Kim cimri olur? Hısset cimrilik. Ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Savurgan olan insanlar, müsrif olan insanlar da hem cimri olur çünkü hayırlı yere sarf edecek imkanı kalmıyor. Hem de zilletli olur. Bakıyorsun ki kimi görse onlardan yardım, ondan sonra işte elini uzatma, borç verip vermeme gibi bunlar da zillet. Adam borç alıyor ve vermiyor. Bankadan almışsa evindeki bütün eşyaları alıp götürüyorlar icra yoluyla. Herhangi bir şahsa vermişse iki de bir kapısına dayanmak suretiyle ailesini, çocuğunu, çoluğunu neyse rahatsız eder. Ne oldu bu? Zillettir. Peki bu zillet nereden geldi? Bu hayırlı yerlere bir şey vermeme nereden geldi? Ehli israf ve tebzir dediğimiz mübezzir olanlar, çünkü mübezzir de savurganlıktır. Ayet-i kerimede de var. اِنَّ الْمُبَزِّر۪ينَ كَانَ اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ Yani mübezzir olanlar, savurgan olanlar şeytanın kardeşleridir. Ve ehli israf, bunların zahiri merdane keyfiyetlerinin, sanki böyle devamlı savurganlık yapan insanların zahiri, zahirde, görünüşte merdane keyfiyetlerinin, mertçe yaptıkları güya, o masraflarının keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Demek ki bir insan müsrif olursa, mübezzir olursa, savurgan olursa bu adam cimri olur ve zillete düşer. Bir insan müktesit olursa, iktisat sahibi olursa
Bu da izzetli ve cömert olur. Kendi imkanlarına göre. Birisi var ki 1 milyon verir. Birisi var ki elinde imkan var 10 lira verir. Ama o imkanına göre 10 lira veren bazen kendi imkanına göre 1 milyon verenden Cenab-ı Hakk'ın indinde daha hayırlıdır. Oran olarak baktığımız vakit 10 lira belki 1 milyondan daha fazla olabiliyor.